Merhaba arkadaşlar. Bugün 6. sınıf koza yayınları sayfa 74'teki öğrendiklerimizi uygulayalım kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. Aşağıda modellerin işlemlerin matematik cümlelerini yazınız demiş. Modelle ifadeler verilmiş arkadaşlar. Matematik cümlelerini yazmamız isteniyor. A şıkkıyla başlarsak birinci şeklimize baktığımızda 5 parçaya bölünmüş bir şekil. Paydamız 5. 2 tanesi boyalı olduğu için 2 bölü 5 artı. İkinci ifadem 5 parçalık bir şekil yine. Bir tanesi boyalı 1 bölü 5 eşittir. Eşit, e, okulun karşı tarafı sonucu verecek arkadaşlar bize. 5 parçalık bir şekil 3 tanesi boyalı 3 bölü 5'e eşitmiş. Gördüğünüz gibi paydalar eşit olduğunda zaten payların toplamı 2 artı 1 3 yapar paya yazılır. Paydamız da aynen kalır. Onu da göstermiş olduk. Modelle de bu işlemi ifade etmiş olduk. Matematiksel cümlesi A şıkkımızın bu şekilde ortaya çıkmış oldu arkadaşlar. B şıkkına geçtiğimizde İki parçalık bir şekil paydamız 2. Bir tanesi boyalı 1 bölü 2 artı. İkinci şeklimiz 6 parçalık artı parçaya bölünmüş bir şekil. Bir tanesi boyalı 1 bölü 6 eşittir. Burada ise 6 parçalık şekilden 4 tanesi boyalı 4 bölü 6 olarak karşımıza gelmiş oldu. Bunu bu şekilde matematiksel cümlesine ifade edebiliriz. Payda eşitleyerek toplam işleminin diğer halinde gösterebilirsiniz arkadaşlar. Payda eşitliyorum. 2 ve 6 bu şekilde toplanmayacağı için 3 ile genişlettim. Genişlemiş halini yukarıya yazıyorum. 3 kere 1, 3. 3 kere 2, 6 yapar. Artı. Burası zaten paydam 6 olduğu için direkt yazıyorum. 1 bölü 6. 3 ile 1'i topladığınızda 4 bölü 6 şeklinde sonuçlanmış olur. Bu da genişlemiş haliyle ispat etmiş olduk. Matematiksel cümlesi dediğinde sadece şunu yazmanız yeterli de olacaktır diyoruz arkadaşlar. Biz genişlemiş halinde vermiş olduk. Birinci sorumuz bu şekilde sonuçlanmış oldu arkadaşlar. İkinci sorumuzla devam ediyoruz. Buradaki işlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemleri kontrol edebilirler arkadaşlar. İkinci sorumuza baktığımızda aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. Toplama işlemleri. Paydalar eşit olduğunda kolayca topluyoruz arkadaşlar. Paydalarımız eşit. 2 artı 3 5 yapar. Paydam ise 9. 5 bölü 9. A şıkkımızın cevabı bu kadarcık. B'ye geçtiğimizde paydalar eşit. 15 ile 3 topladım. 18. 2 daha 20 yapar. Payımız 20. Paydamız ise 14. 20 bölü 14. Direkt cevabımız olarak karşımıza geldi. C'ye geçtiğimizde paydalar eşit değil arkadaşlar. Burada paydaların eşitlenmesi lazım. 7, 21 ve 14 sayıları 42'de buluşan sayılar. O yüzden burayı 6 ile burayı 2 ile burayı da 3 ile genişletmeniz gerekecek. Genişlemiş hallerini yukarıya yazıyorum. 6 kere 5 30 bölü 6 kere 7 42 8 kere 2 16 bölü 42 artı 3 kere 3 9 bölü 14 çarpı 3 42 paydaları eşitledim. Topluyorum. 30 artı 16 46. 9 daha 55 şeklinde payımı buldum. Paydam ise 42 olacak arkadaşlar. C şıkkımızın cevabı da 55 bölü 42 olarak bulunmuş oldu. Paydayı eşitledikten sonra diyoruz. B 20 bölü 14. A'yı da 5 bölü 9 olarak bulmuş idik. Şimdi c'ye geçeceğim arkadaşlar. Yalnız burası biraz dolduğu için temizleyerek devam edeceğim. İşlemleri yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilirler. Silerek Ç şıkkıyla devam ediyorum. Şimdi bu kesirleri toplamam için paydaları eşitlemem lazım. Bir de tam sayılı bir kesir var. Tam sayılı ifadede direkt tam kısmı sonraya alıp ya da tam kısımları önce toplayıp sonradan kesir kısımları toplayabilirsiniz. Ama biraz karışabiliyor. O yüzden bizim tavsiyemiz bileşik keste çevirerek yapmanız. Bileşik keste şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Tam kısımla paydayı çarpıyorum. Bir kere 4, 4. 3 ekliyorum üstüne 7 yapar. 7 bölü paydamız da 4 olduğu için 7 bölü 4'e eşittir. Bu ifade bileşik kesir hali diyoruz. Şimdi bu üç ifadeyi yazalım. 2 bölü 5, 7 bölü 4 ve 1 bölü 3. <laughs> Şimdi paydaları eşitleyip paydaları eşitlemem lazım. Burada yeterli yer olmadığı için buraya tekrar yazacağım. 2 bölü 5, 7 bölü 4 ve 1 bölü 3 arkadaşlar. Payda <laughs> hepsinin buluştuğu bir nokta 60 var arkadaşlar. O yüzden burayı 12 ile buluştur geliştireceğiz. Burayı 15 ile burayı da 20 ile genişletirsem payda 60 ile buluşuyor. Virgül değil de artı koyalım araya da. Hemen şurayı düzeltelim arkadaşlar. Toplama işlemi olduğu için araya artı işaretini koymuş olalım. Şimdi yazıyorum tekrar. Genişlemiş halleriyle 12 çarpı 2 24 bölü 60 artı 7 çarpı 15 70 35 daha 105 yapar. 105 bölü 60 artı 20 çarpı 1 20 bölü 60. Gördüğünüz gibi paydaları eşitledim. 60 da buluştu. Payları topluyorum. 105 artı 24 129 20 daha 149 arkadaşlar. Payımız 149. Paydamız ise 60 olduğu için 149 bölü 60 olarak C şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. Eğer şıklı bir soru olsaydı bunu tam sayılı kesre çevirerek de sorabilirdi. Tam sayılı hale çevirip şıklardan da işaretleyebilirsiniz. Eğer bu şekilde vermediyse diyoruz. Ve D şıkkımızla devam ediyoruz arkadaşlar. Burayı temizledim. D şıkkımla devam edeceğiz. Yetiştiremeyenler varsa durdurarak işlemlerini kontrol edebilir. D şıkkında yine tam ile kesir olduğu için önce bunu bileşik kesire çeviriyorum. 1 tam çarpı 10. 10 yapar. 7 ekledim. 17 bölü 10. 8 bölü 5 ve 9 bölü 20 var arkadaşlar. Burada payda eşitleyeceğim. 10'u 5'i ve 20'yi 20'de buluşturabiliyorum. O yüzden burayı 2 ile burayı 4 ile genişletirim. Bunun bir işlem yapmama gerek yok. Çünkü zaten 20. 2 ile 17'yi çarptığımızda 34 yaptı. 10 kere 2 20 artı 4 kere 8 32 bölü 5 kere 4 20 artı. Bu zaten 9 bölü 20 idi. Paydamız eşitti. Paydayı eşitledim. 34 artı 32 66 9 daha 75 yapar arkadaşlar. 75 bölü paydamda 20 olduğu için cevabımız 75 bölü 20 olarak D şıkkında bulunmuş oldu diyoruz. E şıkkıyla devam ediyorum. Burada Yine temizliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler e, durdurarak tamamlayabilir diyoruz. E şıkkına geçtiğimizde yine bakın tam sayılı kesirler var. Hocam direkt 3 ile 5'i toplasam, 8 tam yazsam sonra kesirleri toplasam. Olur arkadaşlar yapabilirsiniz ama kesir kısmında bileşik bir kesir gelirse 8 tam buraya da bileşik kesir yazamazsınız. Onu tam sayılı hale çevirip buna eklemeniz falan lazım. Eğer orada kafanız karışıyorsa işlem sonucunu bulamıyorsanız oradan yapmanız tehlikeye girebilir. O yüzden oradan kullanabilirsiniz ama dikkat etmeniz gerekir. O yüzden bileşik keste çevirerek daha garanti çözüme ulaşabilirsiniz. Bileşik kese çeviriyorum. 3 kere 2 6 1 ekledim. 7 bölü 2 artı. 5 kere 8 40 3 daha 43 bölü 8 artı. 3 bölü 4 oldu arkadaşlar. Şimdi payda eşitliyorum. 8'de buluştuğu için burayı 4 ile burayı da 2 ile genişlettim. 7 kere 4 28 bölü 4 kere 2 8 artı 43 bölü 8 zaten burası artı 3 kere 2 6 bölü 8 de burası yaptı. Eşittir. Paydam eşit. 28 artı 43 68 71 yaptı. 6 daha 77 yapar. 77 bölü paydam ise 8 oldu. Bu da E şıkkımızın cevabı olarak karşımıza gelmiş oldu arkadaşlar. Ve F şıkkımızla devam ediyoruz. Burayı da temizledik durdurarak kontrolleri sağlayabilirsiniz. P şıkkına baktığımızda tam ifadeleri bileşik açısı çeviriyorum. 1 kere 12, 12, 2 daha 14 bölü 12. Bu ifademiz ise 8 kere 1, 8, 3 daha 11 bölü 8 artı 9 bölü 4 aynen kaldı. Payda eşitleyeceğim. 12, 8 ve 4'ü nerede buluşturabilirim arkadaşlar? 24'te. Burayı 6 ile, burayı 2 ile, burayı da 3 ile genişlettim. 6 kere 9, 54 bölü 24 artı 2 kere 14 28 bölü 24 artı 11 çarpı 3 33 bölü 24 oldu. Eşittir. Paydalar eşit. 54 artı 28 78 82 33 daha 112 82 artı 33 kabadan şimdi yanlış yapmayayım toplayalım. Burası 82 evet. 5, 8, 3 daha 11. 115 yaptı arkadaşlar. Payımız 115'miş. Bölü 24 şeklinde. e F şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış oldu. Son olarak G şıkkımız ortaya e, tek kaldı arkadaşlar. Onda da yine tam sayılı kesi bileşik kesi çevirerek yapacağız. Burayı da temizledim. Son olan G şıkkımıza geçtim. 4 kere 9, 36. 3 daha 39 bölü 9 arkadaşlar artı 1 bölü 2 artı 5 bölü 6. Şimdi niye paydalar eşit değil? 9, 2 ve 6 nerede buluşuyor arkadaşlar? 18'de. Burayı 2 ile burayı 9 ile burayı da 3 ile genişlettim. Genişlemiş hallerini yazıyorum. 9 çarpı 2 78 bölü 18 artı 9 kere 1 9 bölü 18 artı 3 kere 5 15 bölü 18. Paydayı eşitledikten sonra topluyorum. 78 9 daha 87. 15 daha 97, 102. 102 bölü paydamız da 18 olduğu için 102 bölü 18 olarak G şıkkımızın cevabı da ortaya çıkmış. Oldu arkadaşlar. Arzu ederseniz bu şekilde şıklarda bulunmazsa testlerde tam sayılı kesir çevirerek de gösterebilirsiniz diyoruz. İkinci sorumuzun cevabı da bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Son sorum olan üçüncü soruyla devam ediyorum. Burayı temizledim. Üçüncü sorumuza doğru ilerliyorum. Babaannem kaza görmek için 5 yumak ip aldı. Kazak bittiğinde 3 yumağın tamamını ve öteki yumaklarında 6, da, 6 bölü 5'ini ya da 5 de 6'sını kullanmıştı. Babaannem kazak için yumakların kaçta kaçını kullanmıştır demiş. Şimdi arkadaşlar burada 5 makipten 3 yumak tamamını bir de 5'te e, 6'yı kullanmış. Yani 3 ile 6 bölü 5'i toplamamız lazım. Bu ifadeyi direkt böyle 3 tam 6 bölü 5 olarak yazamayız arkadaşlar. Neden? Çünkü 3 tamlı yazdığımızda burada bileşik kesir bulunamaz. Yani bunu tam sayılı hale dönüştürerek anca bir şeyler yapabilirsiniz. Şöyle yapalım. Biz daha garanti olması için. Burayı geri aldım. Bu ifadede arkadaşlar 3'ün altında gizli bir koyup payda eşitleyerek işlem yapabilirsiniz. Burayı 1 koyduktan sonra payda 5 ile buluşması için 5 ile genişlettim. 5 kere 3 15 bölü 5 kere 1 5 artı. Burası da 6 bölü 5 yaptı. Şimdi topluyorum paydaları eşit. 15 artı 6 21 yapar. Paydam ise 5 yaptı. Cevabımız 21 bölü 5 çıkmış oldu. Babaannemin kazak için yumakların kaçta kaçını kullandı? 21 bölü 5'ini kullanmış oldu. Eğer bunu tam sayılı hale çevirmek isterseniz 21'i 5'e böler, bölerek yapabilirsiniz. 21'in içerisinde 5 4 defa. 4 kere 5 20 kalan 1 oldu. Burada 4 tam kısma yazılır. Kalan 1 paya bölen 5 de payda yazılır. Yani 4 tam 1 bölü 5 olarak da bu ifadeyi aynı şekilde ifade edebilirsiniz diyoruz. İkisi de doğru cevap olarak kabul edilir. Sayfa 74'teki kısmı tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.